efendim, öncelikle sebebi ziyaretinizi öğrenebiliyor muyuz? Sayın Cindoruk bizim siyaset dünyamızın duayenlerinden biridir. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum dolayısıyla kendisinin görüşlerini alma ihtiyacı hissettim. Oturduk, konuştuk, görüşlerini aldım. Hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ederim. Sayın Başkanımıza ve değerli çalışma arkadaşına teşekkür ediyoruz. Demokratik Merkez'in önemli ismi olan Sayın Cindoruk ziyaretleri bizleri memnun etmiştir. Türkiye'nin önemli meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sayın Başkan'a bu yaklaşımı ve diyalogdan ötürü de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz kendilerine siyasal mücadelelerinde. Bizim söyleyeceğimiz bu kadar. Sayın Cindoruk'un da bize sevgi ve saygıları var. O inemedi. Onun yerine ben birkaç kelime ettim. Teşekkür ama ederim. Ama sağlığı gayet iyi. Sağlığı, hafızası yerinde, gelmişten geçmişten güzel sohbetler oldu hakikaten. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, saygılar sunarız. Müsaade edin arkadaşlar. Bir sorumuz daha olacak. Sayın Erdoğan ve Bahçeli bir anayasa hazırladı. Anayasa çalışması hazırladı. Muhalefete de bir çağrıda bulundu. Ve eğer ki siz de destek vermezseniz referanduma gidileceği yönünde de bir mesaj verdi. Ne düşünüyorsunuz? Hem paketin içeriğine dair de destek verecek misiniz? Erdoğan önce şunu düşünsün. Ya mutfaklarda yangın var. Ya insanlar perişan vaziyette. Sen önce bunların derdini çözebilecek misin, çözmeyecek misin? Çözme yeteneği yok. Ülkeyi yönetme yeteneği yok. Artık bunu tümüyle kaybetmiş vaziyette. Ve Erdoğan ülkenin başına neredeyse bir felaket olarak çökmüş durumda. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Ya milletten korkulur mu? Referandum diyorsun. Ne referandumu kardeşim? Getiriyorsan getir referandumu. Millet seçim istiyor mu, istemiyor mu? Yapalım referandumu. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim. Hayır, millet seçim istemiyoruz diyorsa seçime gitmeyelim. Çünkü geçen her gün toplumun sırtına yeni yükler getiriyor. Türkiye giderek dünyada yalnızlaşıyor. Yazıktır, günahtır. Biz bu ülkeyi sıradan bir ülke halinde göremeyiz. Milli mücadele veren bir devlet, milli mücadele veren bir halk bu pozisyonda olmamalı. İnsanlar yoksul olmamalı, insanlar aç olmamalı. Binlerce çocuk yatağa aç girmemeli. Önce bunları düşünsün. Devleti çetelere teslim eden insana ben nasıl güveneceğim? Çetelerden yetki isteyen bir insana ben nasıl güveneceğim? Olmaz. Tam bir rezalet. Düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Efendim, ben Soylu'ya da 10 kuruşluk bir dava açtınız. Neden 10 kuruş? Değeri, hangi iddialarda? Değeri o kadar. Değeri o kadar olduğu için. Peki istifa etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimin? Soylu'nun. Niye istifa etsin ki? Niye istifa etsin? En tepedeki insan destek veriyor. Bahçeli de destek veriyor. Mafya da destek veriyor. Üç ortak var. Cumhur İttifakı'nın üç ortağı var. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, mafya. Mafyanın sözcülüğünü yapanlar zaten bunlar. Mafya bildiri yayınlıyor, biz bunları destekliyoruz diye. Onu da herkes bir anlamda görüyor. Niye istifa etsin ki zaten? Mafyanın desteğini alan bir insan istifa mı eder? Etmez. İddiaların araştırılacağı yönünde bir umudunuz var mı? Yoksa mı kazanacak? Biz araştıracağız. Biz araştıracağız. Biz araştıracağız.